Şimdi şiddete maruz kalan bir hanımefendi varmış hattımızda. Onu bağlayacağız. Alo. Alo. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İkili Nuraylar'a da selamlar olsun. İyi günler olsun. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Canım benim. Buyurun. Nuray'cığım. Canım. Nuray Sayar. Canım. Nuray Umay. Umay. Sana söylüyorum. Evet. Bak ablacığım senden çok büyüğüm. Giden gitmiştir. Gittiği gün bitmiştir. Aynen. Ben gideni değil, giden beni kaybetmiştir. Bravo. Çok doğru. Tamam canım benim. Bak ben 4 çocuk annesi. Kadınlar ezilmesin. Ben 4 çocuk annesi amcamoğluyla evlendim. Ne anne tarafım baktı ne baba tarafım bıraktı. Çok 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 dayak çekti. İnanılmaz derecede. Kaç yıl evli kaldınız? Pardon? Kaç yıl evli kaldınız? 70'te evlendim, 90'da ayrıldım. Evlendiğiniz günden beri şiddet mi gördünüz? Kaynanamdan, görümcemden. Nasıl ya? Pişim küfür edeceğim olmayacak. Aman, kocamdan. Hani canlı yayındayız. Acınızı çok iyi anlıyorum. Anlatın. İlk şiddeti ne zaman gördünüz? Nasıl tepki gösterdiniz? Tepki gösterdiniz mi? Göstermediniz mi? Gösteremedim. Gösteremedim. Nasıl? Neden? Doğu gibi bir yerde, bir şiddetin içinde öldüresiye dövüyor. Bana diyor suçlu sensin. Adam şizofren. Adam manyak. Gece örtü yataktan kaldırıyor bana. Silah sayıyor kafama. Ne yapabilirim? Ben de yaşadım bunları. En sonunda doğudan ayrıldık. Geldik batıya. Batıda söylemeyeceğim şehrin ismini. Ondan sonra beni kapıya atıyor ikide bir. Boşa beni, boşa beni. İki kere verdim. Yok dedi bilmem ne. Çocuklarım var dedi. Sana gelir, bana gelir. Aldatılır. Ortada çocuklar zebil olur. En sonunda çok kötü bir dayak yedim. Ve bıraktım. Babamın evine döndüm. Çocuklara dedim ben gelip sizi alacağım. Bekleyin beni. Benim 4 çocuk, en küçük kızım 5 yaşındaydı. Okula bile başlamıyordu. Ve ben annemin evine gittim. Annem babam bana dedi ki çocuklarını bırak biz sana bırakacağız. Kardeşlerim dedi çocuklarını bırak biz sana bakacağız. Ya çocukların günahı ne? Bırakılır mı çocuk? Ben biraz annemin evinde kaldım. Sonra bir arkadaşım Allah razı olsun mahalleye girdi. Bana kira için mahalleden para topladı. Bir aylık kira ödedim. Ve çocuklarımı aldım. Muşamba, naylon poşetlerden yatak yaptım. Çocuklarımı onun üstünde yatırdım. Kendim öyle yaptım. Ve ben yardımcı hizmetler, hizmetçiliğe başladım. Merdiven yıkadım. Yemekler yaptım. Çok 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 işler yaptım. Ama Allah'a şükürler olsun yılmadım. Hepsini de okutturdum. En ortanca kızım evlendi. Olmadık biriyle evlendi. Anlaşamadı. 33 günlük bebekleri döndü. Oldu mu sana 5. çocuk? Onu da büyüttüm. Şimdi üniversiteyi okuyor. Kızıma ev aldım, oturttum. Oğluma ev aldım, oturttum. Bir tane yazlık aldım. Onda en son büyük kızımın hakkı vardı üstünde. Onu da onun adına verdim. Şimdi oturduğum ev benim. Kendime göre de bir aylığım var. Maalesef çocuklar da yaşlandığım için beni terk ettiler. Ben sizi duymuyorum. Kıyamam ben sizi. Ben konuşuyorum, siz duyuyorsunuz. Olacak şey. Nuray Sayar'dan rica ediyorum. Ablacığım. Hiçbir şey olmaz sana. Kadınlara hiçbir şey olmaz ama yalnız kadınlar ezilmez. Çalışın yahu. Çalışın. Ben çalışıyorum. Ne? Çalışmayı yemek seviyorum. Yemek yapın. Aşkla çalışıyorum. El işçiliği yapın. Senin genel anlamda söylüyor. Yapın çalışın. Çekme. Çekilecek kadar çekin. Çekilmeyince boş verin gitsin. Susmayın diyorsunuz. Ama zaten. Sustukça tepenize binen ya. Çok oluyor. Ve hayat bir gün, o da bugün. Aynen. Hanımefendi çok teşekkür ediyorum. İsmini vermediğiniz için, isminizi vermediğiniz için size hanımefendi olarak sesleniyorum. Yani bize inanıp güvendiğiniz için böyle telefonlar çünkü her yere bağlanmıyor. İnsanlar en özellerini anlatıyorlar bize. İyi ki varsınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Susmayacağız. Nur Yürel'le susma. Bu program bunun için var. Bir şey söyleyeyim Nuray Sayar'ı başlattı. Çok affedersin. Bu öncülüğü Nuray Sayar'ı başlattı. Evet. Tüm sosyal medya hesaplarında... Nuray Sayar dün çıktı dedi ki ben şiddet görüyorum ama artık susmayacağım. Yetkililer burada, konunun uzmanı burada. Dün gerçekten devlet yetkililerinden çok güzel cevaplar aldık. Lütfen susmayın, haklarınızı bilin. Şimdi sizi dinlemeye devam ediyoruz. Nur Yürel'le susma etiketiyle lütfen bize göndermeye devam edin. Az sonra sosyal medyada bakacağım. Bir telefonumuz daha varmış duygularını paylaşmak isteyen bir seyircimiz. Alo. Merhaba. Merhaba efendim, hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum. Nuray Hanım'ın acılarını canı gönülden paylaşıyorum. Çünkü aynı şeyleri yaşadım. Ezel'ciğim, eşim avukattı. Psikoloğuyla aldattı. 23 yıllık evliliğim sonlandı. Aynı şeyleri yaşamışım. Ben ondan çok etkilendim. Şizofrensin dedi. Onun psikiyatrisine gittim. Psikiyatrist de çok akıllı bir bayansın. Sen git her türlü zorluğu kendin halledersin dedi bana. Sonuçta o psikiyatristini değiştirdi. Başka psikiyatriste geçti. Yani aynı cümleler, aynı sözler. Şu anda ben gene döndüğüm zaman şuna hayıflanıyorum. Keşke ilk sinyali gördüğüm zaman aşık aldırıp çekip gitseydim. İlk sinyal neydi peki? Onunla birlikte karşılaştığınızdaki ilk sinyal neydi? Psikolojik şiddet. Sözlü şiddet. Yani, neler söylüyordu? Biraz bize anlatın. Beğenme. Psikolojik şiddete ne yapıyordu size? Mesela beğenmeme, aşağılama hissediyorsunuz. Kadın hisseder. Yani işte dolaptan tabağı alamıyor musun? Boyun mu kısa? 1.60 boyundayım. Bak, boyun mu kısa? Bak, sinyal önemli burada. Yani. Boyun kısa. Hisseder. Kadın bunu hisseder. 10 sene evvel, boşanmadan 10 sene evvel yaşamaya başladım. Son boşanmadan 7 sene evvel 2 kere rüyamda gördüm. Seni bırakacağım dedi bana. Bunlara rağmen işte, bozulan aile değerlerimizi tutmak adına, toplumsal farkındalık adına. Peki size de sormak istiyorum. Siz kendiniz eczacı olduğunuzu, eşinizin de avukat olduğunu söylediniz. Eczacısınız. Neticede belirli bir maddi gücünüz de var. Gidecek yeriniz de var. Neden katlandınız size bu kadar şiddet gösteriyor olmasına rağmen? Yani neden katlandım? Çünkü ben kan kusup kızılcık şerbet içen bir kültürden geliyorum. Bunu ilk öğrendiği zaman çevremdekiler bana kimseyi inandıramazsın dedi. Umurumda bile değil dedim yani. Çünkü bir daha söyler misiniz? Bir daha söyler misiniz? Ne dediler size? Şiddet gördüğüne kimseye inandıramazsın. Bak enteresan. Ve siz toplum baskısı yüzünden yıllarca sustunuz. Tıpkı bizler gibi. Şimdi bir de bak, kişi oyuncu olunca olay değişiyor. Çok önemli bir ayrıntı anlatacağım. Hanımefendi hatta mı düştüm hattan? Peki. Bir şey daha soracaktım. Sevgilerimi gönderiyorum kendisine. Bir ortama katılıyoruz. Hı. Eşim diyor ki Nuray'ın tırnağına hiçbir kadın su dökemez. O kadar özel bir kadın ki. Başkalarına beni anlatırken çok güzel kadın, yaşına göre şöyle fiziği var. Eve geçiyoruz. Sen niye böyle havalara girdin? Sen çalışıp para kazanmasan bütün ailenin geni bozuk. Estetiklere borçlusun bu güzelliğini. Aşkın neremde estetik var? Bir de bir burnum estetik. Ara sıra son 2 senedir de botoks yaptırıyorum. Onun dışında ne elimde estetik var, ne vücudumda estetik var benim. Bunları da sen biliyorsun. Geç bunları geç, her şey güzellik değil. Seni kapının önüne koyduğum anda köpekler bile yüzüne bakmayacak. Sürekli çok kötü böyle. Aşağılamalar. Peki bir telefonumuz daha var. Çok alo. Kötü, çok kötü. Alo. Alo. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk Nur Hanımcığım. Dünden beri inanın uykularım kaçtı. Yani aynı şeyleri yaşayan bir bayan olarak. Ama şöyle bir durum var. Güçlü olmak zorundayız. Yani herkese merhabalar demek istiyordum ama o enerji şu an üzerimde yok. İçimizden nasıl geliyor öyle davranın. 23 sene bir fiyat çok kötü bir evliliği götürüp ayrıldım. Çok memnunum şu anda. Şiddet gördünüz mü? Hayatım defalarca. Sayısını bilmiyorum. En son adli mercilere gittikten sonra işin durumu değişti, rengi değişti. Çünkü aynı şeyleri yaşayan diğer bayanlar gibi, biz gibi birçok insan gibi aynı şeyleri yaşadım. Aileden destek görmeden, hayatınızı çocuklarınız için devam ettirerek. Ayrıca şöyle bir durum da var. Okumanız, sosyal statünüz ya da hiçbir şeyiniz buna engel değil. Şiddeti görmenize hiçbir şey engel değil. Şöyle bir durum da var. Güçlü olmak zorundayız. Nasıl olsa şiddet görüyoruz. Bari hiç değilse güçlü olalım yani. Sonuçta evliliğinizde şiddet ne zaman başladı? Kaçıncı yılda? İlk yıllarda. Yani şöyle söyleyeyim. Önemli olan şöyle söyleyeyim. Benim yaşadıklarımı bitirin. Ben şunu anlatmak istiyorum sadece. Yaşanan yaşandı, bitti. Ben değişmeden hiçbir şey değişmedi. Nuray Hanım, ben kendimi değiştirdim. Çok önce doğru. Kendimi değiştirdim. Ne yaptınız peki kendinizi değiştirerek?
Ya kişisel gelişim kitapları okudum. Çevremi çok iyi gözlemledim. Herkes aynı durumda. Yaşayanlar, şöyle bir de göstermelik mutluluklar, sahte mutlulukları gördüm. Onları özümsedim, anlayabildim. Hani benim yaşayacağım şey bunlardan farklı olmalıydı. Hani şiddeti yaşıyorum ama olmamış gibi davranmak. O da iyi yanmıştı benim için. Yani o da kötüydü. Yani diyorsunuz ki şiddet gördüm, ben değiştim, dünyam değişti. Demek ki bir harekete, bir eyleme geçmemiz gerekiyor. Peki, gelişmek çok teşekkür sonra, ediyoruz. Çok sağ olun. 0212 333 33 70 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. Sevgili Nur, bir gelen telefonlarla lütfen, ilgili. Lütfen. Şimdi biliyorsun ben detaycı birisiyim. Burada nasıl olsa şiddet görüyoruz, bari güçlü olalım gibi bir cümle. Yine şok içerisindeyim. Şimdi burada hanımefendiler de izleyenler arasında aynı tepkiyi gösterdiler, bak aynı cümlede. Sinyalleri aldığınız zaman, evlilik öncesinde aslında birçok erkek sinyal verir. Ben bireysel seanslarda hep karşılaşırım. Adam başkalarına kaba davranır, ona bağırır, buna bağırır. Ama mesela kadın bana der ki, ama bana iyi davrandı hep. Ya yarın o kötü davranış biçimi, kaba davranış biçimi sana doğru gelebilir. Tabii, dikkatli tabii, ol. Tabii, çok dikkat. Sinyalleri al. İki, bak bir şeye değinmek istiyorum. Sizin de aynı ifade, bu şunu söylemeniz benim için çok önemliydi. Dediniz ki çocuklarım için. En sondan bir önceki telefonda hanımefendi dedi ki, ama şimdi çocuklarım da beni terk etti. Bakın. Herkes bir bireydir. Tabii. Kendisi mutlu değilse çocuklarını da mutlu edemez. Sonra o çocuklar der ki, ya bizim için mi katlandın? Biz de huzursuz bir evde büyüdük. Boşansaydın. Dolayısıyla aslında bu bir şeydir yani. Böyle bir kendini bulabilme yolunda bir bahanedir. Kendimizi bulalım. Kendimizi birey olarak savunalım. Üçüncüsü, en önemli şeyi söyleyeceğim. Çok karşılaştığım için. Çalışmalarda bununla karşılaşıyorum. Adil Bey, bu adam kötü bir adam. Bana darp uyguluyor. Şiddet veya psikolojik şiddet. Ama bak çok kritik bir cümle geliyor. Dışarıda birini bulsam o sanki iyi mi olacak? Bildiğimle devam edeyim. Ya bu tamamen bu, hani yani konformizm, yani ben normal kendi rahatımı bozmayayım. Ya kötü bir davranışa bile hani maruz kalıyorsam bildiğim insanla devam edeyim. Ya böyle bir şey olabilir mi? Hayatta yeni bir adım atacak cesaretiniz yoksa hayat sizi ezip geçer. Çok Adil, yeni bir adım çünkü atmak biz böyle zorundasınız. Eğitiliyoruz diyor. Ama ki, işte ama... eğitim dedim, bak ilk cümlem buydu. Eğitim. Bak eğitim. İstediğimiz kadar, ben şahsen kendi fikirlerimden sorumluyum. İstediğimiz kadar cezaları arttıralım. Eğer küçük yaşta eğitimi doğru vermezsek bu cezalar da yeterli olmayacaktır. Erkeklere ve kadınlara, bir kere erkeklere empati eğitimi, kadını anlama yönünde. Sanat ve estetiğe bizim toplumumuz yatırım yapıyor mu? Sanat ve estetik. Bunlar bilimsel çalışmalar gösteriyor. Erkeğin sağ beynini kullanmasını sağlıyor. Sağ beyin ne? Kadınların kullandığı taraf, yani kadını anlamasını sağlıyor. Sanat ve estetik. Müzik. Salop, bir müzik, salop. Bak bir müzik enstrümanıyla ilgili insanlarda %80 oranında böyle olaylarla karşılaşılmıyor. Neden? Çünkü sağ tarafı kullanıyor, kadınları anlıyor. Şimdi bu eğitimler verilmezse istediğiniz kadar cezaları yüksek tutun, bir işe yaramaz. Ceza caydırıcı olmaz mı? Hayır, yani? Baştan eğitilecek. Ağaç yaşken eğilir. Temel olması lazım. 0212 333 33 70 ve temel olması Alo, lazım. Telefon numaralarımız Nur Viral'le Susma hashtag'imiz, bekliyoruz.